Evet. Çok dağınık e, gittim ama. Yok yok gayet güzel değerli toplu. Alaaddin Muhammed döneminden biraz daha bahsedelim. Yani Moğollar e, neden öfkelendiler ya da öfkelendiler mi? Ya bana sorarsan e, biz tarihin e, bahanelerini yazıyoruz. Tabii. Seviyoruz, hoşumuza gidiyor ama. Elimizde e, şimdi olanlar. Şimdi Cengiz Han'a baktığımızda e, lakabı Cengiz işte Tabii. bir lakaplarından birisi Göğün oğlu olarak Tabii. kabul ediliyor. E, doğal olarak bu ee, Orta Asya tü, toplumlarında bir Osman Turan Hoca rahmetli bunu genelde bizim Türk tarihine hasreder ama e, göçer toplulukların hemen hemen hepsinde hatta bütüne baktığınızda Roma dahil e, bütün dünyada bir cihan hakimiyeti mefkûresi vardır. Tabii. Bu e, konar göçer, e, atlı göçebe topluluklarda da var, e, Türklerde de var, Moğollarda da var ve e, kaçınılmaz olarak bunların en büyük hükümdarı olan Cengiz Han'da da var. Bir cihan hakimiyeti mefkiresi Şimdi Cengiz Han'ın hayatını başka bir gün başka bir konukla burada konuşacağız. Ee, fakat e, çocukluğundan itibaren yani Onon Nehri'nin kenarındaki o e, sürüncemeli ya da zahmetli diyelim. E, Çok zor. Zorluklar evet. içerisinde evet. geçen hayatından Moğolların başına e, han olduğu zamana kadar geçen e, bir dönüm noktası ama sonrasında ...kademeli bir şekilde e, bütün boyları sırayla ve bütün devletleri hakimiyeti altına aldığını görüyoruz Cengiz Han'ın. E, doğal olarak Cengiz Han'ın e, Müslüman toplulukları... ...biz tabii Müslüman ve Türk kimliğimizle biraz baktığımız tabii. için... E, ...diyoruz ki yani Müslüman topluluklara saldırmaması gerekir. Doğru bizim mentalitemiz açısından böyle ama Cengiz Han'ın böyle bir derdi yok. Tabii. Adam Müslüman değil tabii. zaten ve bu cihan hakimiyeti mefküresinde... E, kaçınılmaz hedeflerinden birisi sınır komşusu olduğu Harizmşah Devleti. Bir şekilde bu devleti bir bahaneyle ele geçirecek. Tabii. Hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. E doğal olarak da otrar hadisesi tabii. dediğimiz e, süreç e, ortaya çıkıyor. Otrardaki mesele de şu hocam belki girmek ister, pek istemedi gibi. Yok yok iste çok isterim. Yani otrar'a e, Hatta ben orada, senin anlatmanı isterim. Tabi diplomasi üzerinden ba bakmak lazım değil mi? Cengiz Han'la... Ee, Sultan Harizmşah Sultan Alaaddin Muhammed arasındaki ilişkiler e, ekonomi ilişkileriyle, ekonomi anlaşmasıyla başlar. Hatta bizim o zamandan Köymen Hoca'nın münşahat mecmualarında vardır e, pasaport yerine geçecek bir müsaadename türü belgeler var ya onlardan hazırlanır. İki taraf arasında ticaret gelişsin. Vize gibi yani bir Tabii. vize serbestliği gibi. Ve yani. burada e, ma, iyi mallara ihtiyaç duyan e, bozkır. Cengiz yani ona göre batıdan geleceklere çok daha muhtaç olan Cengiz Han. Anlaşma aslında başta gayet iyi bir şekilde de devam eder. Anlaşmanın kuralları yani tüccarlar gidecek. İlk tüccar kafilesi de zaten Müslüman tüccarlardan oluşan kafile şeye gider. Moğolistan'a gider. Bunda bir sıkıntı yok. Sonra oradan gelenler, burada şunun da altını çizmek lazım. Cengiz Han adına ticaret yapan tüccarlar da Müslüman. Yani Otrar'da öldürülen 400 ya da 450 diye değil mi kaynaklarımızın? Ya da 500. Işte 500. 400, 500 arası büyük gidip gelen tabii, Büyük rakam. Büyük rakam. Evet. Büyük kafile. Ancak böyle anlaşmalarla gidip gelebilecek bir kafile. Yani yol güvenliklerinin sağlandığı değil mi? O e, e, kafile dedikler de tamamen Müslüman. E, Cengiz Han adına ticaret yapanlar da. Hatta şunu söylemek gerekir ama e, belki yani unutmayalım diye tamam. söylüyorum. Sözünü kesmiş gibi olurum ama mi, lütfen. E, Cengiz Han'ın yaptığı savaşları e, Orta Çağ savaşlarının içerisinde e, ayırmak lazım. Bence de. Yani Cengiz'in savaşları hiçbir zaman din savaşı değil. Tabii. Yani Cengiz hiçbir devlete e, dini hassasiyetlerle saldırmadı. Hatta e, Moğol ülkesinde sadece Cengiz'de değil sonra soyundan gelenlerde Hülagü dahil olmak üzere e, dinlere karşı e, ciddi bir e, hoşgörü evet. de söz konusu. Yani Cengiz'in ülkesinde Müslüman alimler de var, Müslüman tüccarlar da var, yaşayan Müslümanlar var, Hristiyanlar var. Taoistler var. Hatta Taoistler Cengiz Han'ı kendilerine çekmek için epeyce uğraşıyorlar. Ufaktan başarılı, yani tam başarılı olmuyorlar ama yine de en sonuca yaklaşabilen, eğer o seyyaha inanmak gerekirse Taoistler gibi etkilemişler evet, en evet. azından biraz. Ama e, Cengiz Han, Gök Tanrı inancına mensup birisi. Evet Dolayısıyla onun yaptığı savaşlar daha çok siyasi hakimiyeti e, sağlamlaştırma. Ya da e, ticareti, parayı, ekonomiyi evet. kendi kontrolüne alma maksatlı savaşlar. Ve bu bütün Moğol savaşları için sonraki dönemde geçerli. Yani ne zaman din savaşına dönüşecek? İşte Altın Ordu Müslüman olduktan sonra Müslüman olmayan ilhanlılara karşı dini argümanlarla hareket etmeye başlayacak. Bu Cengiz döneminin e, savaşları böyle değil. Dolayısıyla Cengiz Han'ın Müslüman topraklarına saldırması Müslümanlar için çok büyük bir felaket. Bu doğru fakat bu İslam veya Müslümanları yok edelim diye yapılmış bir savaş değil. o kasıtla değil. başlamıyor. O coğrafyada hakimiyetini sağlamak adına yaptığı bir savaş. Yani putperest ülkelere yaptığı savaşlarda da aynı acımasızlığı Tabii. gösteriyor. Hatta kendi dininden olan Moğol boylarına karşı yaptığı savaşlarda daha bile acımasız. Tabii. Dolayısıyla bunu bir din savaşı olarak görmemek gerekir. Bunu Tabii. düzeltip öyle başlamış Tabii, olayım yani. Yani din savaşı olarak görmemek lazım. O e, otrardaki her şeyin başla, başlaması yani e, Cengiz Han'ın Moğolların batıya dikkatlerini çevirmesi değil mi? Şeyle e, böyle Otrar hadisesiyle başladı. E, şimdi o biraz önce senin de söylediğin Cihan'a hakim olma Düşüncesiyle Cengiz eninde sonunda batıya dönecek Dönecekti. Bu çok görünüyor ama belki tarihi bu olmayacaktı. Şimdi böyle de tarihçi olarak söyleyemeyeceğimiz için elimizde olanlardan hareketle. Ya şöyle diyelim, bu fırsatı aslında ona Hazem yani Tabi. Alaaddin Muhammed kendi eliyle Tabi. vermiş oldu. Tabi. E, tüccarlarını katlederek. Tabii inanç vermiş oldu. Aslında tüccarlar katledildikten sonra da Cengiz Han ya cezalandır ya da öyle gönder ben cezalandırayım diyor. Tabi yani o zaman büyük bir devlet kendi valisini tutup gönderemez. Kendi e, onurunu ayaklar altına alamaz. E, ama bir ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bir çözüm bulamıyor Muhammed. E, bu, bu çok tartışılabilir bir konu. Bu, İstersen bu, buradan bunu, bunu ama... bunun sonu gelmez. Yani evet. sonuç itibariyle İki tarafın da haklı olduğu bu Ankara Savaşı için söylerler. Yani iki yumurta birbirine çarpacak Aha. ve bunlardan birisi kırılacak. Şimdi e, Cengiz Han haklı e, bir Tabii. tarihçi olarak söylüyorum. Çünkü Anlaştık hangi yüzyılda yaşıyorsanız Tabii. yaşayın ister bu yüzyılda Tabii. ister yüzyıl önce ister 500 yıl önce sizin diplomatlarınız elçileriniz yani sizin ulusunuzu temsil eden bir grup başka bir ulus tarafından öldürülüyorsa Tabii. bu bir savaş sebebidir. Tabii. Diğer taraftan da Alaaddin Muhammed'in karakteristiğini biraz bildiğimiz zaman tanıdığımız kadarıyla Cengiz'in restine boyun eğdiği zaman bütün otoritesini kaybetme Tabii. riskiyle karşı karşıya. Zaten annesiyle işte bir mücadelenin içerisine girmişti. Tabii. O da geri adım atmıyordu ve aralarındaki ortaçağın en meşhur deyimlerinden birisidir ya bilirsin aralarındaki hükmü Kılıç Tabii. verecek onları. Kanlı kılıç. Güçlü olan, Tabii. bileği güçlü olan, Tabii. E, stratejiyi çok iyi yöneten buradan galip çıkacak Ve sonuç itibariyle yenilmez bir hükümdar olarak Cengiz e, bundan galip çıktı. Har Harizm ülkesini hızlı bir şekilde istilaya başladı. Çok hızlı. Tabii e, tabi tab ve acımasız Tabii. bir şekilde istilaya başlıyor. Ve Alaaddin Muhammed de e, Hazar Denizi'nin ortasındaki Abüskun kalesine, adasına Adası. sığınmak zorunda kalıyor. Tabi bu aralarda ben onu biraz değinmiştim kitapta. O hastalanıyor ciddi anlamda bedensel evet. rahatsızlık geçiriyor ve ölüyor. Sonrasında bizim bugünkü asıl konumuz ya da evet. dizinin ana kahramanı, romanların ana kahramanı Celaleddin ortaya çıkıyor. Celalettin. Ee, nasıl e, sultan oldu? Mesela e, bir soru vardı. Sacit'in tamam. sorusu. Sacit Kral'ın sorusu. Hı hı. Sacit çok ilgiliydi tarihe ve en nihayetinde tarihçi olmaya karar verdi. Çok güzel. Umarım askerliği de bırakır bilmiyorum. Artık e, tarihçi hı hı. E, olarak görüyorum ben Sacit'i. Pek çok tarihçiden hatta pek çok akademisyenden çok daha fazla tarih okuduğuna şahit olduğum birisi. Onun e, sorusu bağlamında gideyim. Ee, neden onu üstün kılan meziyetler nelerdi diye sormuş ee, babasına ya da dedesine göre diye sormuş. O genellemiş ama ben e, şu süreçteki başka kardeşleri varken neden Celalettin e, seçildi? Tabii şöyle e, babasının e, istersen tarihi kaynaklarımızda Celalettin hakkındaki ilk bilgilerden tabii, tabii, yola lütfen. çıkalım ki e, e, ne, Şehzadeliği hakkında ne biliyoruz? Değil mi Muhammed Arizimşah zamanında onun e, Gazne e, bu merkez olmak üzere o Gur bölgesine tayin edildiğini biliyoruz. Bir, bir, e, belki müessese açısından şunu da söylemek lazım. İşte o hükümdarın ailesine ait olan yönetim hakkını hükümdarlar e, oğullarına e, tevcih ederek belli bölgeleri e, onları vali tayin edip oralara. E, yönetimi öğrenmeleri hem de o bölgelerin hükümdar soylu biri tarafından idare edilmesini amaçlayarak e, oğullarına da ülkeyi de görev verirler şeyin Aslında Celallettiğine verilen bölgenin e, onun e, velaat e, olamayacağını gösterdiğini de söyleyebilirim ülkenin en kıymetli bölgeleri değildir e, öyle kabul edilen bölgeleri değildir her zimşahlarda e, centdir genellikle velah şehzadelere verilen ikta olarak verilen bölge Celalettin'e Gazne verilir ama Celalettin'in Gazne'ye gitmediğini görüyoruz. Hep babası Alaaddin Muhammed'in yanında. bu şimdi bu sırada diğer kardeşleri Irak da şeyde yani diziye göre saraydalar ve Habire kardeşlerini kıskanıyorlar ama tabii. diziler bir kurgutluyor. Tabii yani kıskançlık kısmı doğru olabilir. Çünkü Doğal kardeş kardeşi kıskanır. iktidar. ve de hele ortada bir sultanlık varsa Uzlakşah, Akşah ve celalettinin olduğunu görüyoruz. Biliyoruz babasının yanından ayrılmadığını biliyoruz. Biz tabii... Daha sonra yazılanlardan biz tabii öğreniyoruz Eddin bunları. Biz Celalettin diyoruz ama şimdi sen Uzlakşah, Akşah deyince e, bir tane soru vardı. İrfan Bey'in sorusu. İrfan Bey de çok ilgili. E, hani celal nasıl Celalettin oldu diyor. Mengübirti onun Aha, evet. gerçek adı. Unvanı evet. Celalettin. Unvanı Celalettin. Celalettin şah diye unvanı e, üzerinden biz daha çok tanıyoruz. Alaaddin de unvandır. Evet. O yüzden mesela dizilerde bazen anneler... Ee, oğullarıyla birebir bile konuşurken Alaaddin diye seslenince yani tuhaf öyle de geliyor, tuhaf geliyor bana. O <laughs> ünvanıdır. Oğlumuz profesörse profesör diye konuşmayız baş başa baş olduğumuzda. Söyleyelim. Ya da hani şeyse bir resmi ünvanı varsa öyle konuşmayız. Alaaddin de e, ünvandır. Celaleddin de ünvandır. Ünvan e, orta çağın e, hakimiyet alametlerinden evet. biridir hük hükümdarlar için. Ama aynı zamanda şey devlet görevlilerine de bulundukları konumu göstermesi açısı verilir ve gösterir de hem konumu hem ideolojilerini evet. hem karakterlerini. Tabii. Şimdi, Bunlar belirleyici unvan koyma meselesi meseleleridir. Mengübirti gerçek. Tabii. Yani nasıl Cengiz Han'ın gerçek adı Temuçin ise Evet. E, Celalettin Harizimşah'ın adı da, da e, Mengü birti, Tanrı verdi. O sebeple verdi. Türkçe isimler, Tengri birdi, Tengri verdi Tabii. De diyorlar. Öyle e, kullandık kitapta da. E, şeyi Celalettin, onun ünvanı. E, e, nerede kaldık hocam? Celalettinden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Yani, şehzadeliğinden e, şehzadeliğinden bahsediyorduk. İktidarına giden süreçten Tabii, bahsediyorduk. Tabii Celalettin e, şehzadeliği sırasında biz iki olayda onu görüyoruz kaynaklarımızın anlattıklarından. Birincisi bir Moğol birliği e, Merkitleri kovalarken babasıyla birlikte e, Moğol birliklerine saldırıyor. Bunlar bu çok büyük bir birlik değil ama e, mağlup olmak üzereyken babasının hayatını kurtarıyor. E, burada savaşçılığı e, ön plana çıkmaya başlıyor. Bizim kaynaklarımıza göre. İkincisi de e, Moğollara karşı Cengiz Han'ın harekete geçtiği haberi alınınca Moğollara karşı hangi askeri tedbirlerin alınacağı bir mecliste konuşuluyor. Ee, orada Celalettin'in de dahil olduğu devletin askeri kanadı çok güzel bir öneride bulunuyor. Her ne kadar Sultan kabul etmese de çıkalım savaşalım. Yani biz karşılayalım Moğol ordusunu hükümdar da başında dursun çıkalım. İşte kahramanlık burada başlıyor. Sonraki, Azdan az çoktan çok gider gibi. Aynen kesinlikle ve sonraki hayatında da hep ordusunu başında çıkıyor savaşıyor. Sonraki şeyler de kendisinin babası öldükten sonraki savaş meclislerinde kabul etmiyor hiç. Bekleyelim, çekilelim. işte O Karadeniz vitesi gibi Celalettin. Yani evet. Geri vites yok onda. Yok. yok. Çok çok gözü pek yeri gelince mizacına da değinelim. Normalde de aslında ya da şimdi hemen söyleyelim. Savaşların dışında sakin, sakin tabiatlı, çok gülmeyen, e, e, böyle ya, sakin e, bir, biri olarak e, ta, şey yapıyor. Ne seviyor öyle anlatıyor. Yani askerler panik halindeyken o e, hem iyi mesaj da vermek adına oturup sakin sakin günlük e, evrak işlerini yapıyor. <laughs> e, Yapı olarak da öyle belki şimdi geri dönecek olursak orada Celalettinin de içinde bulunduğu grubun söylediği aslında yapılsaydı sonuçlar şüphesiz farklı da olabilirdi Sultan Alaaddin Muhammed ordusuyla çıkıp şeye Cengize karşı savaşma iradesini göstermedi belki hemen buna soru gelir bunun nedenleri olabilir. İşte,